kendi doğup büyüdüğüm şehir ve ondan başka 3 ayrı ayrı arası seferi mesafe olan şehirde evim var diyor. 15 günden az kalmak üzere gidip geliyorum. Muhtelif sebeplerden dolayı işte olabiliyor. Kendi doğup büyüdüğüm şehirle diğer 3 şehirlerde evimin olmasından dolayı mukim miyim? O şehirlerde de camilerde de olsun, evimde olsun, muhtelif yerlerde olsun namazımı 4 kılabilir miyim? Anlamaya çalıştığım şey, bir yerde duymuştum ki sadece evin içinde 4 kılarsın, dışarıda 2 kılarsın diye. Bu yukarıda zikrettiğim 3 şehirde nasıl davranmam gerekir diye sormuş. Öncelikle şu yanlış bilgiyi ortadan kaldırmak gerekir. Bir insan bir yerde mukim ise evinde de mukimdir. Evinin dışındaki mahallede, sokakta da mukimdir. Evet. Eğer bu insan seferi ise evinde de misafirdir. Evinin dışındaki camide de misafirdir. Ama bunun değişeceği yer olabilir. Nasıl olabilir? Diyelim ki seferden geliyorsunuz. Şehrinize daha henüz girmediniz. Şehrinizin evlerinin başladığı noktaya girmediniz. Yani köyünüze girmediniz diyelim. Dolayısıyla ilçede bir camidesiniz. O camide namazınızı seferi olarak kılarsınız. Hı-hı. Çünkü evinize, yani köyünüze girmediğinizden dolayı. Köyünüze girdikten sonra mukim olursunuz. Belki böyle bir ayrım olursa olabilir, ama yoksa bir hüküm, bu insan misafirdir diye bir hüküm veriliyorsa veya mukimdir diye bir hüküm veriliyorsa, bu ev içi ve ev dışı şeklinde bir ayrıma gidilmez. Evet. Bunu net bir şekilde düzeltelim. Gelelim asıl sorumuza. Kardeşimiz evlerden bahsediyor. Yani farklı farklı muhtelif şehirlerde evlerim var diyor. Hı hı. Benim o şehirlerde yalın evim olmam, o şehirlerde 15 günden az kalmam durumumda mukim olmam için yeterli midir? Kaynaklarımıza baktığımız zaman bir insanın yalın ev sahibi olması bir şehirde mukim olması için yeterli denmez. Hmm. Belki bu konuda eğer orası doğduğu, büyüdüğü vatanı ise vatanıyla irtibatının devam ettiğini gösteren evinin bulunması önemlidir. Ama vatanı değil, tamamıyla ayrı bir yer. Orası hoşuna gittiği için, vatan da edinme niyetinde değil. Yani orada daimi kalma da niyetinde değil. Maddi imkanı yerinde olduğu için veya oraya çok sıklıkla gidip geldiği için otelde kalacağımı oradan bir yer alayım deyip de kendine yer aldı. Hmm. Böylesi bir durumda tabii yazlık ittikaz etti anlamında değil. Hmm. Hani yazın ben burada kalacağım, kışın burada kalacağım derse bu durumda farklı. Sadece işte belli zamanlarda gidiyorum veyahut da işte iş icabı oraya gidiyorum. Gittiğim zaman otelde değil de orada evde kalayım niyetiyle ev sahibi olması o kişiyi mukim yapmaz. Ama doğduğu büyüdüğü memleketinde evinin olması aslında irtibatının devamı anlamında olacağı için bu kişi orada mukim olacaktır. Hmm. O yüzden bu kardeşimizin ifadesinde işte 3 yerden bahsediyor. Bunlardan bir tanesi doğduğu büyüdüğü bir yer ki orayı istisna edecek olursak yani orada zaten bu kimdir? Çünkü orayı terk etmediğinin göstergesidir orada hala ev sahibi olabilmesi. Ama diğer yerlerde evinin olmaklılığı bu kişi için orayı vatan etmeyecektir. Hmm. Tabii başka bir taalluku yoksa. Ha, ama çok eşlilik gibi orada ayrı ayrı hanımları var ise, evliliği varsa ki dini olarak yani buna imkan olabilir. Böylesi bir durumda tabii ki o zaman sadece evinin olması değil de ailesinin olmasından dolayı mukim olarak kabul edilebilir. Ama yok, sadece yalın bir evden dolayı mukim olarak değerlendirilir mi? Böyle bir şey değerlendirilmez. Tabii yine biraz önce düştüğümüz vartıya da düşmemek için yani çok evli teşvik mahiyetinde değildir bu söylediğimiz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in ifadesinde evet bir erkek 4 evlilik yapabilir aynı anda 4 hanımla nikahlı olabilir ama burada adaleti sağlama şartı vardır. Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimenin devamına baktığımız zaman ki adaleti sağlayamayacağınızdan dolayı sizin için en güzel olan tek evliliktir, tek eşliliktir. Ki bahusus bunu gizli olarak yaptıkları zaman günümüzde bunu duyuyoruz. Burada zaten adaletin sağlanmayacağı aşikardır. Ezharu mineşşemstir. Ya yalan söyleyecektir veya adil olmayacaktır. Her ikisi de problem olacağı için bu konuda kesinlikle bu tasvip edilen, doğru kabul edilen bir şey değil. Evet, bu evlilik nikahtır,
zinadır, yani nikahtır, helalidir deriz, zinadır demeyiz. Ama doğru bir şey midir? Elbette adaleti sağlamıyorsa doğru bir şey değildir. Bu bağlamda da Müslümanların bu konuda daha titiz olması, yuvalarının yıkılmasına, çoluk çocuğun dağılmasına da sebebiyet vermemesini tavsiye ederiz. Ki Efendi Hazretlerimizin bu konuda şiddetli ifadeleri var. Yani birden çok evlilik yapanlara noktasında yani teşki yapmasaydın şeklinde ifadelerin olduğunu da bilmekteyiz. Hatta izin isteyenlere izin vermediğini de bilmekteyiz. O yüzden yani konuştuğumuzdan sanki hoca o konuda insanların önünü açıyor, bu rahattır olabilir şeklinde bir algılamasın. Zaten dinimizin bu konudaki tutumu nedir? Bu bildiğimiz meseledir.